İyi akşamlar. Türkiye siyasetine 6 Mayıs'tan bu yana kendi tabiriyle ömrü devlette geçmiş bir suç örgütü lideri yön veriyor. Sedat Peker. Peker'in kendisiyle böbürlenmeyi sevdiği anlaşılıyor ama ömrünün devlette geçtiğini söylerken o kadar abartıyor sayılmaz. 49 yaşındaki Peker'in 25 yıl önce devlette bıraktığı ayak izleri susurluk raporundan çıkıp bugüne kadar uzanıyor. 3 Kasım 1996'da bir kamyonun altına gelen Mercedes'te olağan koşullarda bir arada yolculuk yapmaları düşünülemeyecek 3 kişi ölmüş, biri ağır yaralanmıştı. Ölenler Bahçeli'nin ülküdaşı, devrimci katili Abdullah Çatlı, olağan koşullarda işi onu yakalamak olması gereken İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ve Güzellik Kraliçesi Gonca Ust. Yaralı kurtulan Sedat Bucak ise Şanlıurfalı bir Kürt aşiret mensubu, iktidardaki koalisyon ortağı Doğru Yol Partisi'nin Şanlıurfa milletvekiliydi. Çatlı'nın üzerinden İçişleri Bakanı Mehmet Ağar imzalı başka bir ada çıkarılmış, sahici bir pasaport da bulunmuştu. Bu insanların İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde bir suç örgütünde bir araya gelmelerine karşı toplum sürekli aydınlık çağrısıyla ayağa kalktı. Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi koalisyonunun başbakanı Mesut Yılmaz, 9 ay sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ı skandalı araştırmakla görevlendirmek zorunda kaldı. Kazadan 14 ay sonra gelen rapor, malumu ilamın ötesine geçmese de kamuoyundaki yaygın kanaati belgeliyor ve olan biteni kayıt altına alıyordu. Savaş'ın örtük anlatımı eşyayı adıyla çağırmaktan kaçınıyordu ama bu örtük ifadelerden arındırıldığında şöyle demiş oluyordu. Devlet Kürt isyanını bastırmak için nihai çözüme yöneldi. Kamuda ve sermaye sahipleri arasında isyanla bağlantılı saydığı unsurları yok etmeye girişti. Bu cinayet, sabotaj, suikast, kundaklama, insan kaçırma ve benzeri suçların işlenmesini şart koşuyordu. Devlet örgütlü suçu yardıma çağırdı. Katillere, haydutlara öldürme, çalma, çırpma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapma yetkisi verdi. Onlar da ellerine geçen yetkiyi devlet için değil, servet ve iktidar için kullandılar, ihalelere fesat karıştırdılar, gereksiz cinayetler işlediler, sınır ötesine taşan ağlar içinde bir habis ura dönüştüler diye yakınıyordu Savaş. Sedat Peker adı ilk kez bu raporda kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi öncesindeki telefon trafiğinde göründü. Veli Küçük, Sami Hoştan, Abdullah Çatlı, Hadi Özcan ve evet bildiğiniz Yeşil'le aynı ağ içinde kayıtlara geçmişti. Bu ağın ve başka ağların birbirine bağlandığı şebekenin başında da elbette gene bildiğiniz Mehmet Ağar vardı. Peker'in bugün reyting rekorları kıran videolarının asıl önemi güncelliğinin ötesinde Ağar'ın şahsında devletin devamlılığına tuttuğu bu ışıkta. Geçen 25 yılda siyasal alan bir başbakanlar mezarlığına döndü. Ordu, istihbarat, medya, sermaye, bürokrasi ve akademinin bütün namlı yıldızları çöp oldu ama örgütlü suç devletteki devamlılığıyla bir istikrar anıtı gibi parıldıyor. Susurluk kadrosu ölümler dışında Mehmet Ağar himayesinde çalışmaya devam ediyor. Bu devamlılığın tılsımını Kutlu Savaş Susurluk raporunun Behçet Cantürk'ün öldürülmesini değerlendirdiği bölümünde açıkça anlatıyor. Kim olduğu ve ne yaptığı aşikar olmasına rağmen devlet Cantürk'le baş edememişti diyor Savaş. Yasal yollar yetmemiş, buraya dikkat edelim. Neticede Özgür Gündem gazetesi plastik patlayıcılarla havaya uçurulmuş, Cantürk'ün devlete biat etmesi beklenirken adı geçenin yeni bir tesis kurmak üzere harekete geçmesi üzerine Türk Emniyet Teşkilatı tarafından öldürülmesi kararlaştırılmış ve infaz edilmiştir. Bunu da not edelim. Böylece PKK finansörü iş adamlarının elde olan listesinden bir kişi eksilmiştir. Bu uygulama tüm dünya ülkelerinde olduğuna göre bizde de olacaktır. Ama cümle Sayın Başbakan'a ters gelse de
Hukuk devleti kuralları içinde bu tip kararlar alınacak ve devlet ciddiyeti içinde uygulanacaktır. Bu da Kutlu Savaş'ın hukuk devleti ve rejimin anlayışı. Özetle Türk Emniyet Teşkilatı öyle takdir ederse diyor Savaş, usulü dairesinde olmak üzere insanların öldürülmesini kararlaştırır ve infaz eder. Gerekirse işi taşerona verir ve kimse de bir şey diyemez. Sedat Peker işte bu devlet anlayışı ve işleyişinin canlı bir örneği ve tanığı olarak devletini anlatıyor bize aslında. Bir devlet taşeronu olarak işlediği suçları ifşa edişini dudak bükerek küçümsemek ve ifşaatını yersiz bir gururla bir mafya mensubunun sayıklamaları olarak bir kenara atmak gerçekten özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi sürdürenlerin harcı olamaz. Devletin lağımlarından Peker üzerinden taşanlar ve taşınanlar hep orada olduğunu bildiğimiz ve sezdiğimiz hakikatin bir bölümü sadece. Uğur Mumcu'nun, Kutlu Adalı'nın, Musa Anter'in, Behçet Cantürk'ün katlinde Mehmet Ağar'ın elinin olduğu hangimiz için sırdı? Ama şimdi bu suçlar hangi nedenle olursa olsun bir tanık tarafından doğrulanıyor ve rejim de gözüne fener tutulmuş bir tavşan gibi kala kalıyorsa söz sırası topluma gelmiş demektir. Bu rejim daha kurulurken kendisini suçun bir fonksiyon olarak nitelememiş miydi? Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ebesi olan Bahçeli, rejimin suçtan doğuşunu şöyle haber vermemiş miydi? Anayasaya göre Cumhurbaşkanı olarak her gün suç işliyorsun. Ya suç işlemekten vazgeç ya da anayasayı senin suçuna uyduralım. Uydu işte. Şimdi suçtan doğmuş, sıradaki bütün dolayımlar kalkarak suçun bizzat devlet haline geldiği rejimin halka vermesi gereken bir hesap var. Bugün de devlette suçun devamlılığı bahsinde susurluk günlerinden bir adım ileride değiliz ne yazık ki. Devlet Kürtlerin özgürlük, toplumun demokrasi talebini bastırmak için örgütlü suçla bir yastıkta kocamayı, gözümüzün içine baka baka toplumu bir suçlular ittifakı eliyle yönetmeyi kendisine hak gördükçe devletin kendi şiddetinden doğup sokağa taşan bu lağım hep hayatımızın içinden akıp gitmeye devam edecek. Buna layık mıyız gerçekten? İyi akşamlar.